Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle yeni eğitimin felsefi temelleriyle ilgili paylaşıma devam edeceğim. Bu video içerisinde yeni felsefe alanlarından bir diğeri olan epistemoloji ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Şüphesiz bütün felsefe alanlar bizim hayatımızı şu veya bu şekilde dokunuyor. Küçük dokunuşlar yapıyor. Tabii felsefenin bizim hayatımıza dokunuş derecesi bizim felsefeyle ne kadar yakından olduğumuzla ilgili. Bunu da burada ifade etmek gerekiyor. Ama epistemoloji bunlardan ayrılıyor ister istemez. Çünkü içinde bulunduğumuz yüzyıl bilginin ve bilişimin oldukça önemli olduğu bir yüzyıldır. Bilmiyorsanız hiçbir şeysinizdir bu anlamda düşündüğümüzde. Ne iş yaptığınız önemli değil. Bir yaptığınız işi profesyonel bir şekilde yapabilmeniz için mutlaka o konu alanıyla ilgili bilgi edinmeniz gerekiyor. Tabii ki bizim için düşündüğümüzde biz profesyonel olarak baktığımızda konuyu ister öğrenici olalım ister öğretici olalım. Her alanda bilgi bizim için önemli. Çünkü kendimizi geliştirme aracı olarak kullanırız dikkat ederseniz bilgiyi. Bilgilendikçe kariyer sahibi oluyoruz ve kariyerimizi yürütme çabası içerisine giriyoruz. Bu anlamda epistemoloji özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıl için düşündüğümüzde bir bağlam oluşturuyor ciddi bir şekilde. Ve bu bağlamın üzerine biz davranışlarımızı geliştirebiliyoruz. Bu bağlam üzerine kitaplarımızı yazabiliyoruz. Yine bu bağlam üzerinde öğretilerimizi yani bildiğimiz bilgileri, kavramları başkalarına aktarıyoruz. Peki bu anlamda düşündüğümüzde epistemoloji ne yapıyor? Niye bu kadar önemli? Tabii ki birçok sorusu var epistemolojinin. Sonuçta felsefenin bir alanından konuşuyoruz. Ama burada konuşacaklarımızın sınırlı olduğunu düşündüğümüzde fikir vermesi açısından burada birkaç örnek paylaştım sizlerle. Öncelikli olarak epistemoloji bilgi nedir sorusunu soruyor bize. Yani bilgi nasıl bir şeydir? Ve bilginin unsurları nelerdir? Yani burada olgulara ulaşıyoruz, örneklere ulaşıyoruz ve diğer kavramlar bizim için her biri birer unsur olarak düşünülebilir. Nasıl bilebilirim yani bazı şeyleri? Bu kadar kolay mı bilmek? Peki bilmenin bir ölçütü var mıdır? Yine epistemolojinin soru alanı içerisinde bulunan diğer bir problem. Peki bir şeyi bilip bilmediğimi nasıl karar verebilirim? Oldukça önemli bir soru biliyorsunuz ve bildiğimden emin olabilir miyim? Ya da bir şeyi ne kadar bilebilirim? Değil mi? Bunların, bu soruların sayısını artırmak mümkün. Ama sonuçta epistemoloji tamamıyla bilgiyle ilgili olan ve bilginin anlaşılmasıyla ilgili olan analitik önermeler üretiyor. Ve bu önermeleri çözümleyerek bize bilgi hakkında daha somut, daha anlaşılır sonuçlar sunuyor. Şimdi bu kısa girişten sonra epistemolojinin ne olduğunu ifade ettikten sonra tabii bilginin öznesi insan, insanla ilgili insansı özellikleri yine daha önceki videolarda ben sizlerle kısaca olsa paylaşmıştım. Burada sadece bazı hatırlatmalar yapacağım. Bu önemli olan kısımları burada tekrar gözden geçirmeye çalışacağız. Benim size özellikle söylediğim şuydu, bir insanın öğrenmesiyle ilgili herhangi bir becerisini, yeteneğini değerlendiriyorsanız insanı kendi filogenisi içerisinde ele almamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu filogenisi için değerlendirdiğimizde ise sadece öğrenen varlığın insan olmadığını biz fark ettik ve öğrenmenin bedensel olarak da gerçekleşebildiğini ve diğer taraftan da zihinsel olarak da gerçekleşebildiğini biz ifade etmiştik. Sonuçta öğrenmede bir fark sözcüğü var. Bir yerde fark ediliyorsa, bir fark yaratabiliyorsa organizma orada öğrenmiştir. Bunu bu şekilde değerlendirmeniz anlayışımızı daha da kolaylaştıracaktır. Ama insan söz konusu olduğunda insanın davranışlarını altında yatan kavramsal bir yapının, kavramsal bir bilginin olduğunu ifade etmiştik. Tabii ki bu yine kendi filogenesi içerisinde akraba olduğu canlılardan insanı ayıran bir özellik. Kaldı ki hayvanların şablon şemalarla öğrendiğini ve şablon şemalarla davrandığını ifade etmiştik. Ve şablon olması şemanın değiştirilemeyeceği anlamına geliyor. Yani bu nedir? Hayvanlar öğreniyor ama bilgiyi işleyemiyor.
Peki insan bu bilgiyi işliyor mu? Yani davranışın altındaki kavramsal yapı nasıl oluşuyor diye sorduğumuzda ise insanın öncelikli olarak, sembolik olarak ifade ettiğimiz bir dili olduğunu söyledik ve bu dil kendi sembollerini üreterek, kendi semboller arası ilişkileri kurarak kavramları oluşturduğunu ifade ettik ki kavramlar burada anlamlı olan tanımlar, betimsemeler ve aynı şekilde sonuçlar şeklinde ifade olabilir. Bu betimsel ifadeler kavramsal olarak düşünün, tabii ki bir tanımlayıcı olarak düşünmek gerekiyor. Ama tanım dediğimiz şey birazcık daha durumu farklılaştırdığını dile getirmiştik. Bu insan davranışlarının altındaki bu kavramın yer almasının diğer nedeni ise akıl yürütmeye ilişkin yeteneklerle insanların donatılmış olmasıdır. Ama şunu unutmayalım, bakın bunlar birbirleriyle ilişkili. İnsan dile sahip olduğu için kavram üretir. Daha sonra biz bu kavramları üreterek zihinsel bir süreç başlatırız. Bilişsel bir öğrenme süreçtir bu. Kavramlar olmazsa bilişsel öğrenme olmaz mı? Olmaz. Bu anlamda bu işin dam atışı kavramlardır. Ve kavramlar arası ilişkileri kurarak biz yeni soyutlamalara yapabiliriz. Kavramlar arası ilişkilerle zihinsel işlem yapabiliriz biz. Aslında yaptığımız şey bilişsel öğrenme, zihinsel işlem, akıl yürütme gibi ifade ettiğimiz bu süreç tamamıyla kavramlar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesine bağlı olarak çıkan yeni sonuçları bize gösteriyor. Bu nedenle okumak ve belleğe farklı kavramlar açısından doğru bir şekilde zenginleştirmek zihinsel işleme kapasitesini, bilgi işleme kapasitesini artırdığını söylemek mümkün. Bu tabii ki apayrı bir konu. Peki insanı yine diğer canlılardan ayırdık. Burada bütün canlıların bir bilgi sahibi olabileceğini de söylemiştik hatırlarsanız. Yani bu bedensel olarak öğrenmede ya da diğer hayvanların öğrenmede yine bilgilerin olduğunu. Zaten bir öğrenme varsa orada zaten bilgi vardır şüphesiz. Peki bir hayvanda, bir kedideki bu bilgiyi biz nasıl tanımlamıştık hatırlarsanız? Bilginin en ilkel formu demiştik. Bu ilkel bilgi bizde var mı? Tabii ki var. Bedensel öğrenmelerimiz bu ilkel bilgilerle yapıyoruz. Biz ilkel bilgilerle gerçekleşiyoruz. Peki o zaman insandaki bilgiyi nasıl tanımlayacağız sorusunun yanıtını ise logos olarak ifade ettik. Yani insandaki bilgi, insanın öğrenme kapasitesine bağlı olarak ortaya çıkan bilginin tamamını biz logos olarak tanımlamıştık. Peki logos neyi ifade ediyor bizim için bakın? Ne tür bir bilgiden bahsediyoruz? Açıklama niteliği taşıyacak, gerekçelendirilebilir bir gerekçe, neden sonuç ilişkisi verecek bize tabii ki bir sebep de düşünebilirsiniz. Mantıklı olacak öncelikli olarak ve bilgi üretilirken mutlaka mantık süzgecini kullanıyor olması gerekiyor. Logos'un tabii bilim anlamı taşıdığını ifade etmiştik. Kelam anlamını taşıdığını ifade etmiştik. Ve biz logos'u söylerken yine akla ve akılcılığa ilişkili olan her şeyi logos sözcüğüyle biz tanımlayabilmiştik. O zaman şöyle düşünmeniz gerekiyor. Yani insandaki bilgi ile filogenetik ilişkiler içerisinde bulunmuş olduğu canlılardaki bilgiyi ayıran temel kavram logos. İnsanın logos sahibi olması diğer canlılardan yine ayıran temel özelliklerden birisidir. Öyleyse insana özgü bilgilendirmeyi nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl betimleyebiliriz? Temel olarak baktığımızda kavramsal bir öğrenme var. Tabii ki sözel bir öğrenme var ve öğrenmenin diğer boyutu ise gerekçelendirmeye açık. Yani neden bu işi yaptığını, ne yapabiliyor öğrenen kişi tanımlayabiliyor, neden bu sürece girdiğini, neden bu tür eylemlerin içine olduğunu ya da kavramlar ilişkisi, neden sonuç ilişkilerini gerekçelendirerek, kanıt göstererek, argümanlar üreterek gösterebiliyor. Şimdi buradan epistemolojiye uygun olarak, yani yine bilgiyle ilgili olan nitelikleri çok kısa da olsa sizlerle
paylaşacağım ve dolayısıyla bu epistemolojiyi çok derinliğine girmeden öncelikli olarak kullanabileceğimiz bazı kavramları da burada öğrenmiş olacağız. Mesela gelin bilginin doğruluğunu, yani bir bilginin doğru olduğunu biz nasıl karar vereceğiz? Bunu tabii ki kanıta dayalı olması da diyebilirsiniz. Başka tanımlar da gerçekleştirebiliriz. Ama her ne olursa olsun şunu unutmuyoruz. Öğrenme sürecinde bizim örneklerimiz vardır arkadaşlar. Somut olan örneklerimizdir mesela. Su somuttur. Biz bu suyun özelliklerini öğrenmeye başladığımızda suyla ilgili suyun ilişkili ve ilişkisiz özelliklerini belleğimizde soyutlarız. Ve bu soyutlama yeteneğimiz, işte logos olarak açıkladığımız o kısım, soyutlama yeteneğimiz bağlı olarak biz kavramları öğreniriz. Şimdi tabii ki bu kavramın doğrudan örneğini gösterebildiğimiz için, bu soyutladığımız kavramın doğrudan örneğini gösterebildiğimizden dolayı biz bunu somut gönderimli kavramlar diyoruz. Ama bütün kavramlar somut gönderimli değildir. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman asıl öğrenmenin gerçekleştiği yer bilginin işlenmiş olduğu bellektir. Yani orada bir zihinsel bir süreç var. Dolayısıyla öğrenme sürecinde nesnenin özellikleri belleğe aktarılırken bunun doğru veya yanlış olarak ifade edeceğimiz referans noktaları vardır. Bu referans noktalarında ise yargılar oluşur. Yani bir bakıma bu yargısal bir süreçtir. Şöyle bakın, bunu modelleyebiliriz. Öncelikli olarak insanlarda öğrenmenin organize edildiği, kavramların organize edildiği şema adı verilen yapılar var. Tabii ki bu şemalar ne tür yapılardır? Bu şekilde çizildiği gibi bellekte göremeyiz. Tamamıyla varsayımsaldır bunlar. Şema adını verdiğimiz düzenli yapılar var. Bu şemalarda biz bilgileri öğrendikçe bu şemanın içerisine yerleştiririz. Mesela diyelim ki bu çok örnek bariz olsun diye kuş şeması olsun. Bu kuş şemasında ilk olarak, yani çocukluktan itibaren düşündüğümüzde yetişkinliğe doğru gittiğinde kuş şemasının içerisindeki kavramlar değişir. Buraya yerleştirdiğimiz kavramlar ve örnekler referans örneklerdir, bir başka deyişle, ya da referans kavramlardır. Mesela başlangıçta baktığımızda kuş şemasını oluştururken bir çocuk bu kuş şemasını doğrudan uçabilmesi özelliğine ekler. Yani şöyle diyelim, uçar. Eğer bir canlı uçabiliyorsa nedir? Kuştur. İşte burada göre bir gözlem yapıyor diyelim. Şurada bir X canlısı var. Bunu gözlem yaptığında, bu canlıyı uçarak gördüyse bunu bilgi işleme sürecinde belleğe alacak ve kuş şemasıyla bu örneği gözlemlediğini kıyaslayacak. Buradaki referans olarak kullandığı uçar kavramı var. Bununla kıyasladıktan sonra kuşun da uçtuğunu görüyorsa daha önce karşılaşmamış olduğu bu canlıyı kuş adını verecek. Bu tipik bir öğrenme şeklidir. Dolayısıyla şemalarda sürekli referans alabileceği bilgiler vardır. Bunları görüyoruz. Tabii çocuk geliştikçe, büyüdükçe bu şemanın içerisine farklı bilgiler yüklemeye başlayacak. Mesela ikinci bir önemli özellik olarak tüy kavramını, pardon, telek de diyebiliriz, tüy diyelim biz. Tüy kavramını öğrenecek. Ve vücut yüzeyi tüylerle kaplı olan varlıkların kuş olduğunu öğrenecek. Şimdi bu süre içerisinde, bakın zaman içerisinde çocuk bilişsel gelişimine uygun olarak yeni kavramları bu şemanın içerisine ilave ediyor. Şimdi dolayısıyla yeni öğrenecek olduğu, karşılaştığı kavramları bu şemayla kıyaslıyor. Diyelim ki şurada bir tavuk gördü. Bunu da Y diyelim. Tavuklar biliyorsunuz uçamaz. Ama tavukların bütün vücut düzeyi tüylerle kaplıdır. Öylesi diyor ki bu Y olarak tanımlamış olduğum bu canlı da nedir? Yine kuştur. Şimdi burada yargısal bir süreç nasıl çalışıyor? Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Burada yargısal süreç, yani daha yeni öğrenilen, karşılaşılan kavramla daha önce öğrendiğimiz bilgiler karşı karşıya getiriliyor ve bunlarla ilgili kararlar alınıyor. Bu kararlar alınırken
referans olarak kullanılan yapılar şemalardır. Bu şemalardaki bilgiye göre biz yeni öğrendiğimiz kavram ya da örnek hakkında doğrudur veya yanlıştır diyoruz. Bu nedenle bir kavramın ya da herhangi bir bilginin doğruluk kararı düşünceyle ilgilidir. Soyut bir durumu oluşturur. Ve tabii ki aynı zamanda nedir bu? Yargısal bir iştir. Ama bu yargısal işte karar alma süreci neyle ilgili tabii ki? Referans olarak kullandığımız şeyler, daha önce oluşturduğumuz şemalar, yani bilgi parçacıklarıyla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla biz bilgi parçacıklarını ne kadar doğru oluşturabilirsek, gelecekteki öğrenmelerimiz de o kadar doğru ve düzenli gerçekleşecektir. Yani hatasız gerçekleşecektir. Peki bilginin doğruluk derecesini başka neyle ifade edebiliriz? Açık bilgi olması gerekiyor. Yani net bilgi olması gerekiyor. Bir şey öğretirken de bu çok önemli. Yani sürekli olarak farklı olguları, farklı örnekleri ait olmadığı yerlerde ve zamansız bir şekilde öğrencilere sunarsak veya karşımızdakini sunarsak karşı taraf bunu algılamakta zorluk çekebilir. Bu nedenle biz öğretim süreçlerini planlarken kavramların ilişkili ve ilişkisiz özelliklerine dikkate alırız. Ve bir örneği öğrenciye sunmak istediğimizde o kavrama ait bir özelliği öğretmek istiyorsak ilişkisiz özelliklerini ön plana alırız. Yani sadece kavramın ayırt edici özelliklerini ön plana alırız. Dolayısıyla bu durumda kavramın ayırt edici özelliklerini dikkate alarak ortaya koymuş olduğumuz bilgiler açık ve seçik bilgi olarak tanımlanıyor. Tabii ki her şeyden önce bir felsefi alanda bir fikir geliştiriyoruz. Yaptığımız her şeyin mantığa uygun olması gerekiyor. Tabii ki güvenilir bir bilgi olması gerekiyor. Çünkü doğru olan güvenilir olandır. Şimdi burada bakın sizinle bir şey paylaşacağım. Buradaki doğruluk kavramı göreceli midir? Bu şekilde tanımlarda var. Ama ben doğruluğun göreceli olduğunu düşünmüyorum. Neden? Doğruyu neye göre karar verdiğimiz önemli bakın. Doğruyu neye göre referans, hangi referansları kullanarak yargısal olarak sonuçlandırdığımız önemli. Şimdi burada bir şeyin güvenilir olması, burası çok önemli bakın, hatasız olmasıdır. Peki hatasızlığı biz nasıl karar vereceğiz? Bilgiden konuşuyoruz çünkü. Elimizde bir ölçek yok. Yani bir cetvelle ölçemiyoruz. Bilgiden konuşuyoruz. Tamamıyla nasıl bir şey? Tabii ki duyuşsal alandaki bir şeyin hatasız olduğunu karar vereceğiz. Bilginin hatasız olması burada bahsetmiş olduğumuz ilişkilerle ilgili. Bu olayı şu şekilde bakmak gerekiyor. İster somut olsun, ister soyut gönderimli bir kavram olsun. Her kavramın açıklamak istediği bir örneği vardır. Mesela şöyle düşünün. Sıvı kavramı. Sıvı kavramın açıklamak istediği örnekler tüm sıvılardır. Bu bağlamda düşünecek olursak biz sıvıyı tanımlarken bulunduğu kabın şeklini alan ve akıcı olan maddeler olarak tanımlıyoruz. Dikkat ederseniz bu özellikleri taşıyan yani bulunduğu kabın şeklini olan ve akıcı olan maddeler sıvı kategorisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla buradaki sıvı örneğimizden yola çıkarsak sıvı kavramı ait olduğu örnekleri açıklayabiliyor. Mesela şurada başka bir şeyden bahsedeceğim size. Toz şeker, un da olabilir bakın bu. Şimdi toz şekere baktığımızda bulunduğu kabın şeklini alıyor. Ama toz şeker ne de değil? Akıcı değil. Öyleyse toz şeker ne değildir? Sıvı değildir. Şimdi hatasızlık kavramıyla şuradakini ilişkilendirmeye çalışalım. Eğer bir kavram ait olduğu örnekleri tam olarak açıklayabiliyorsa biz bu kavramları hatasız diyoruz. Ve dolayısıyla hatasız olan
güvenilir oluyor. Güvenilir olan da ne olarak ifade ediyoruz biz? Doğru olarak ifade ediyoruz. Bu nedenle doğruyu görecelik olarak değerlendirmek yerine doğruyu tanımlarken referans aldığımız kavramı güvenirlikle değerlendirmeliyiz. Güvenirliği de hatasız olmayla ilişkilendirmeliyiz. Buradan yola çıkarsak tabii ki bizim doğru olan hatasız olan olacaktır ki hatasız dediğimizde işte kavramın örneğini tam olarak açıklamasıdır. Gelelim bilginin gerçekliğine, yani nesnelliğine. Aslında bu konuyla ilgili daha önce de çok şey söyledik ama bir şeyin nesnel olması demek en pratik olarak baktığımızda üzerinde işlem yapılabilmesi anlamına geliyor. İşlemden kastettiğimiz şey nedir? Üzerine bir deney yapabilmelisiniz, üzerine bir gözlem yapabilmelisiniz. Yani nesnel olan bir şeyi öğretmeye çalıştığınızda analojileri ihtiyacınız çok olmaz. Doğrudan gösterebilirsiniz mesela. Diyelim portakal öğreteceksiniz çocuğa. Nesnel bir örnek. Sınıfa bir portakal getirirsiniz, çocuğu öğretirsiniz. Ya da işte bir taşı öğreteceksiniz, getirebilirsiniz. Bir kayayı öğreteceksiniz. Kaya getirirsiniz ya da çocuğu götürürsünüz, öğretebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla nesnellik ve gerçeklik dediğimiz bu. Yani üzerinde doğrudan işlem yapabilirsiniz. Kaldı ki tekrar başa dönecek olursak, bilginin anlamlı yapıları olan kavramlar ve ben bu kavrama ait olan örnekleri çocuklarla paylaşmak istediğimde o soyut olan yapıyı neye indirgeyebiliyorsunuz? Somuta indirgeyebiliyorsunuz. Mesela meyve kavramı çocuklar için soyut nitelik taşır. Ve soyut bir kavramdır aynı zamanda yapısal olarak da baktığımızda. Ama meyveleri siz sınıfa birkaç tane meyve getirerek onu somutlaştırabilirsiniz. Bu durumda meyve ne tür bir kavramdır? Nesnel bir kavramdır. Şimdi felsefe olarak değerlendirdiğimizde öyleyse gerçeklik nesnellikle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Şimdi gerçeklik bir var olma durumunu ifade ediyor. Bu şu anlama gelir. Bu gerçeklik bizim dışımızda olan bir şey. Yani maddenin temel niteliği olarak da düşünebilirsiniz. Kütlesi ve hacmi olan ve bulunduğu alanda bir yer kaplayan varlıklara madde denir dediğinizde aslında bir gerçeklikten bahsediyorsunuzdur aynı zamanda. Ve buradan şöyle bir sonuç da çıkartabilirsiniz. Yani ben madde var dediğim için orada madde var anlamına gelmiyor. Zaten orada o var. Mesela ben o maddeyi görmüyorsam bilmiyorum anlamına gelir. Yani o maddeyle ilgili bana herhangi bir şekilde bilgi transferi olmamışsa dışarıdan. Herhangi bir maddeden bahsediyorum. Ben bilmiyorum demektir onu. Görmemişim demektir. Mesela deniz patlıcanı diyelim. Deniz patlıcanı nedir şimdi yani? Belki bilenleriniz vardır bu videoyu izlerken. Ben biliyorum diyenler vardır. Ama bilmeyenler için olarak düşündüğümüzde deniz patlıcanı nedir? Denizde patlıcan yetişiyor mu diyen de olabilir. Ama deniz patlıcanı bir omurgasız hayvandır. Niye deniz patlıcanı diyoruz onu biz? Şeklinden dolayı. Sen şimdi deniz patlıcanını bilmiyorsun diye denizdeki o omurgasız canlı orada yok olmuyor. O zaman biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Düşünceden bağımsız olan. Yani onu senin bilip bilmemen çok da onu bağlamıyor. Düşünceden bağımsız olan ve düşünceden bağımsız olarak doğada varlığını sürdüren her şeyi biz gerçek olarak adlandırıyoruz. Peki bilginin geçerliliği nedir? Bunu anlamaya çalışalım şimdi. Burada tekrar şuraya döneceğim. Ne söylemiştik? Her kavram örneğini açıklamakla yükümlüdür. Zaten biz kavramları oluştururken örneklerden soyutlayarak bunu oluşturuyoruz. Bu soyutladığımız yerler tabii ki belleklerimiz. Dolayısıyla bir bilgi geçerli bilgi dediğimiz zaman şu anlaşılır. Açıklamak istediği nesneyi tam anlamıyla açıklamıştır. Ya da bir başka de işte bir bilginin geçerli açıklamak istediği nesneyi açıklama gücü olarak da ifade edebiliriz.
Peki şöyle değerlendirebilirim. Bilginin geçerli olmaması hali nedir? O zaman bir bilgi geçerli değilse açıklamak istediği nesneyi demek ki açıklayamıyor demektir. Mesela burada birkaç örnek verelim. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Şimdi bu bilgi geçerli midir? Bu bir önerme olarak baktığınızda bu önerme doğru mudur? Evet, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. O zaman bu bilgi geçerli bir bilgidir. Çünkü tanımlayıcıdır. Çünkü anlamlıdır. Çünkü karşı tarafa bir transfer bilgi aktarıyordur. Bakalım MAKİ kavramı. Çalı formunda olan ve Akdeniz ikliminin etkisi altında gelişen karakteristik bitki örtüsüdür. Evet, bu da geçerlidir. Sıvı kabuğun şeklini alan, bulunduğu kabuğun şeklini alan akıcı olan maddedir dedik. Bu da aynı şekilde geçerli bir bilgidir. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın, sonuçta bilgiler önermeler şeklinde ortaya çıkar ve dolayısıyla önermeler şeklinde olduğu için ve anlamlı olduğu sürece onları biz doğrulukları ve yanlışlar hakkında karar verebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek aklıma geldi burada sizinle bunu paylaşırken, yani geçerlilik kavramını nasıl değerlendireceğiz? Mesela dedik ki sıvı bulunduğu kabın şeklini alan ve akıcı olan maddelerdir dedik. Ve şunu ilave etti. Örneğin su. Tamam, oldu. Örneğin zeytinyağı. Tamam, bu da uygun bir örnek. Örneğin dedi şeker. Örneğin dedi un. Peki şimdi ne olacak bu bilgi? Geçersiz bilgi mi olacak? Hayır. Biz bu tür bilgileri kısmen geçerli diyeceğiz. Ya da hatalı bilgi diyoruz. Bakın, yanlış demiyoruz burada. Hatalı bilgi. Çünkü bu bilginin içerisinde doğrular var. O zaman hatalı bilgiler de geçerlidir. Ama öyleyse buradan nasıl bir sonuç çıkartacağız biz? Bilginin geçerliliği eğer herhangi bir şekilde ait olduğu örneğini açıklayacak nitelikte kavramlar içeriyorsa biz geçerli diyoruz onu. Ama açıklayacak nitelikte kavramlar içermiyorsa zaten onu biz geçerli demiyoruz. Ya hep oluyor ya da hiç oluyor. Bunu bu şekilde ifade edelim. Bir bakıma geçerli bir derecelendirme sürecini sokabiliriz. Ama bu derecelendirme sürecinde geçerlik tamamen olmaya da biliyor. Geçerliğin tamamıyla olmadığı bilgileri de biz yanlış bilgi olarak adlandırıyoruz. Demek ki herhangi bir bilgi ürettiğimizde dikkat etmemiz gereken şey açıklamak istediği nesnenin öncelikli oluşudur. Çünkü biz öğrenme sürecinde nesnelerin özelliklerini öğrenip onları kavramsallaştırıyoruz. Bir bilgi geliştirirken neyi açıklamak istiyoruz sorusunu öncelikli olarak bizim sormamız gerekiyor. Ve bu bilgi üretme ve geliştirme sürecinde neyi açıklaması gerektiği hedefinde koyduğunuzu açıklanacak olan olguyu tanımladığınızda doğru bilgi ve geçerli bilgiyi üretmiş oluyoruz. Peki bilginin geçerliği ve güvenirliği ne anlama geliyor şimdi biz? Tamam, geçerlik ve güvenirliği nasıl ifade edeceğiz? Şimdi şunu söyledik birkaç cümlede yine. Doğru bilgi hatasız olan bilgidir. Artık bunu biz biliyoruz. Hatasızlığı da güvenirlik olarak ifade etmiştik. Bir bilgi ne kadar hatasızsa o denli güvenilir olacaktır. Dolayısıyla bilginin hatasız olması ne ile ilgili tabii ki? Kavramın açıkladığı nesneyi eksiksiz açıklamasıdır. Bu çok önemli. Yani bilginin içerisinde olmaması gereken kavramlar yerleştirildikçe bilgi doğrudan hatalı hale gelir. Bu ne anlama geliyor o zaman? Bakın, bilgi tamamıyla yanlıştır demiyoruz. Sadece doğruluk zarar görüyor. Bilginin doğruluğu zarar görürse aynı zamanda geçerliliği de belli oranlarda ne yapacak? Zarar görecektir. Dolayısıyla bilgi ne kadar çok doğruysa aynı zamanda o kadar geçerlidir. Ve geçerlilik ve doğruluk kavramlarını aslında eşdeğer tutmak gerekiyor. Geçerli olan bilgi doğrudur, doğru olan bilgi de aynı zamanda geçerlidir şeklinde değerlendirilebilir. Peki öyleyse bilginin doğruluk ve geçerlilik koşulları nelerdir? Burada tabii ki birazcık da olayı toparlayıcı nitelikte konuşalım üzerinde. Biraz önce söylemiş olduklarımızı tekrar gözden geçirecek olursak.
bilginin doğru olması aynı zamanda onun güvenilir olduğu şeklinde ifade ediliyor. Yani bilgi hatasız oldukça onun doğru olduğu şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yine bilginin geçerli olması tabii ki açıkladığı nesneyle ilgili. Örneğini ne kadar iyi açıklıyorsa bilgi o denli geçerlidir diyoruz. Şimdi daha da önemli bir şey söyleyeceğim burada. Herhangi bir önermenin doğru ya da geçerli olarak kabul edebilmesi için o önermenin anlamlı olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu Türkçe dil yapısıyla ilgili bir konu. Ya da önermenin geliştirildiği dil yapısıyla ilgili bir konu. Çünkü anlam bize kavramları verecektir. Biz o anlama bakarak, yani kavramları bakarak, kavramın içerisindeki ilişkileri bakarak, çünkü anlam sadece bakın, kavramın ilgilendiren ilişkili ve ilişkisiz özellikleri bilmekten geçmiyor. Anlam ifade etmekle ilgili bir durumdur aynı zamanda. Bazen olur ya bildiklerimizi ifade edemeyiz. Bu durumda bilgi üretememiş oluyoruz aslında. Bildiklerinizi anlatamadığınız zaman o konuyu yeterince bilmediğiniz ortaya çıkıyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ve sonuç olarak anlamı bakarak biz onun doğru veya yanlış olduğu hakkında karar verebiliriz. Ya da geçerli ve geçersiz olduğu hakkında da yine karar verebiliriz. Cümleniz, ifadeniz anlamsız olduğu zaman bu değerleri verme şansımız yok. Bunu da unutmayalım. Neden? Çünkü olgusal bir yapıdan bahsediyoruz. Bu olgusal dünyada bir tane doğru ya da bunun karşılığı olan yanlış vardır. Bu mantığın temel ilkelerinden birisidir. Yani bir olgu ya yanlış olur ya doğru olur. Olgu hem doğru hem yanlış aynı anda olamaz. Şimdi burada birazcık daha farklı olan, güncel olan birkaç kavramdan sizlerle bahsedeceğim. Bunlar ne anlama geliyor o zaman bakın. Çünkü çok şey söyledik buraya kadar bilgiyle ilgili. Ve kaldı ki bunlar zaten bizim günlük hayatta kullanacak olduğumuz temel kavramlar. Şimdi şunu biz öncelikle görmeye çalışalım. Özet olarak düşünün bunu. Bir bilgi ait olduğu nesnenin ilişkili ve ilişki özellikleri tanımlayan ifadeler olarak tanımlayabiliriz. Yani bir bilgi nedir sorusunun en kısa yanıtı budur. Yani buradaki ilişkili ve ilişki özelliklerden kastettiğimiz şey kavramın ayırt edici ve ayırt edici olmayan özellikleri. Mesela sıvı kavramının ayırt edici özellikleri bulunduğu kabın şeklini alması ve akıcı olmasıdır. Sıvıyı diğer kavramlardan ayıran, diğer örneklerden ayıran temel nitelik budur. Biz buna ilişkisiz özellik diyoruz. Ayırt edici özellik. Peki ilişkili özellik nedir sıvıda? Mesela bir sıvının rengi ilişkili özellik olabilir. İşte bir sıvının tadı ilişkili özellik olabilir. Yani ya da bir sıvının kokusu yine ilişkili özellik olabilir. Çünkü aynı kokuya sahip olan sıvılar söz konusu olabilir. Kokusuz sıvılar söz konusu olabilir. Bunu burada vurgulayalım. Burada oldukça önemli çünkü. Öyleyse bir bilgi nedir sorusunun yanıtı herhangi bir nesnenin ilişki ve ilişki özelliklerinin ifadesidir. Bilgi dediğimiz temel olay bu. Şimdi o zaman tam bilgiden anlamamız gereken nedir şimdi bakın. O zaman şuradan artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Burada bir kavram var. Burada bu kavramın ait olduğu bir örneği var. Bu kavramın işlevi ne? Bu kavramın fonksiyonel görevi buradaki örneğini açıklayabilmektir. Peki niye bunu söylüyorum? Çünkü şu şekilde bir süreç çalışıyordu hatırlayalım. Örneğin özelliklerini ne yapıyoruz burada biz? Farklı yöntemlerle alıyoruz. Bu önemli bakın. Farklı yöntemlerle alıyoruz. Daha sonra burada o bilgiyi bellekte işliyoruz. Bunu biz zihinsel süreç olarak tanımladık. Bilgi işleme süreci olarak tanımladık. Daha sonra bu kavramlar haline geliyor. İşte bu kavram şu örneğini tam olarak açıkladığında biz onu tam bilgi diyoruz. Peki eksik bilgi ne anlama geliyor? Eksik bilgi ise yetersiz açıklamalar olarak düşünebilirsiniz. Mesela örneğimi oradan verdim ve vermeye devam edelim hadi. Bu sıvı kavramı olsun. Şimdi birinci durumda sıvı
açıklarken akıcı kavramını, akıcı niteliğini kullanıyor. Bir de öğrenci neyi kullansın? Kabın şeklini alır. Bu örnekleri kullandı diyelim. Bu her iki örneği birlikte kullanarak sıvıyı tanımlarsa biz bunu tam bilgi diyoruz. Nesnesine eksiksiz. Eğer sadece bu sıvı kavramını tanımlarken akıcı kavramını kullanıyor fakat kabın şeklini alır kullanmıyorsa biz bunu eksik bilgi diyoruz. Bakın henüz daha hatalı bilgi demiyoruz. Eksik bilgi diyoruz. Dolayısıyla eksik bilgi sınırlandırılmış özelliklerle, sınırlandırılmış niteliklerle yapılan bir tanımdır. Peki çocuk neden eksik bilgiye sahip olur? Bunu sorabiliriz. Çocuğun eksik bilgiye sahip olmasının nedeni kavramı öğrenirken sınırlandırılmış örneklerle öğrenmesine bağlanabilir. Ve dolayısıyla örnekler sınırlanması halinde bu durumda çocuk kavramla ilgili yeterli özelliklere sahip olamayacağından dolayı ve dolayısıyla bu tanımlama söz konusu olduğunda bunu doğru tanımlamayacaktır. Yani biz bunu eksik bilgi olarak ifade ediyoruz. Başka bir şey var tabii ki burada yine bizim eğitim dünyasında sıklıkla kullandığımız kavram yanılgılı bilgi var. Şimdi kavram yanılgısı bilgi aslında şu çok özel bir durumu ifade ettik. Bakın burada biz artık şunu biliyoruz arkadaşlar. Burada bir kavram varsa burada bir nesne var. Bu kavram bu nesneyi açıklıyor. Açıklamasını bekliyoruz biz her koşulda. Bu kavram bu nesnesini tam anlamıyla açıklıyorsa biz buna tam bilgi diyorduk. Eksik açıklıyorsa eksik bilgi diyorduk. Peki kavram yanılgısı ne demek? Şu demek bakın kavram yanılgısı. Burası çok önemli. Diyelim ki burada çocuğun nesnesinde ne var? Tavuk var. Şimdi çocuk tavuğu öğrenecek ama bunu öğrendiğinde nereye yerleştirmesi gerekiyor bu kavramı çocuğun? Tavuğun yapısal özelliklerine baktığımız zaman kuş şeması içerisine yerleştirmesi gerekiyor. Şimdi fakat tavuk uçamadığından dolayı çocuk bunu kuş demiyor. Burada banlıyor bir başka deyişle tavuk. Kuş demiyor, dikkat edin. Şimdi sen öğretmen olarak çocuğa diyorsun ki bakın çocuğum bu tavuk bir kuştur. Nereden anlıyoruz? Vücut yüzeyi tüylerle kaplı ve vücudunda tüyler ve telekler var. Bu yüzden bu kuştur diyor. Çocuk şunu derse ki hayır öğretmen bu bir kuş değildir. Çünkü uçamıyor gibi bunu ısrar ederse, senin öğretmenin söylediğini reddederse ve kendi söylemiş olduğunu her zaman doğrudur diye bunu dayatırsa bu öğrencinin sahip olduğu bilgi kavram yanılgılı bilgidir. Öyleyse burada bakın eksik bilgiden, hatalı bilgiden farklı olarak ne var? Bunu kavram yanılgısı diyebilmeniz için çocuğun o konuda hatasında ısrar etmesi. Tabii şunu söylemekte fayda var. Çocuk bu hatasının farkında mı? Değil zaten. Hatasının farkında olsa ne yapar onu? Hemen değiştirir. Hepimizin hayatında bu tür kavramlar vardır. Ve biz bu kavramları yaşadıkça, karşımıza geldikçe anlamaya çalışırız. Tabii farkındalıklar arttıkça, gün geçtikçe bu tür yanılgılı kavramların oluşma olasılığı oldukça azalıyor. Peki hatalı bilgi dersek ne anlayacağız bunu bakın. Hatalı bilgi. O zaman şunu düşüneceğiz. Herhangi bir açıklamada bulunması gerekmeyen ya da bulunmaması gereken kavramların yer alması o bilgiyi hatalı yapıyor. Yanlış bilgi dersek ne anlayacağız? Yanlış bilgi kavram tamamıyla örneğini açıklamıyor. Şimdi bir bilginin hatalı olduğunu nereden anlayacağım? Burada örneği vardı biliyorsunuz. Kavramımız bu. Bu kavramımız bu örneğini diyelim ki ne kadar açıklasın? 0-25 açıklasın. Fark etmiyor bakın. Burada doğruları gördüğünüz zaman bu bilgi hatalı bilgidir. Hatalı bilgidir. Ama diyelim ki yine burada bir kavramımız var. Burada örneğimiz var. Bu kavram ve örnek arasındaki ilişkiyi kuran bilgide doğruluk 0'sa öyleyse bu kavram nedir? Yanlıştır.
Biz bunu yanlış bilgi adını veriyoruz. Şimdi hatalı bilgi, yanlış bilgi ve kavram yanılgısı arasındaki fark nedir? Dikkat edin. Niye bunu hatalı demedim? Kavram yanılgısını. Çünkü kavram yanılgılarında çocuk farkında değil. Ve bunu düzeltmiyor çocuk. Bu konuda ısrar ediyor. Eğer hatalı bilgide çocuğu sen bunu söylediğinde hemen düzeltiyorsa kendini ve sonraki süreçlerde hatasının giderdiğini kanıtlıyorsa, yani yeni durumlarda bu kavramı açıklamak istediğinde o hatasız olarak bunu açıklayabiliyorsa, değişime açıksa çocuk, biz onlara hatalı bilgi adını veriyoruz. Ama çocuk değişime açık değilse biz onlara kavram yanılgısı olarak adlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, epistemolojiyle ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.